Merhaba Hakan kardeş. Ekrem abi hayırdır? Koruma yok. Ya bizim birader. Geçen bir hapisten çıktı, paranoyaya bağladı. Nereye gitsen peşime 15-20 tane adam takıyor. Olmuyor bu yaştan sonra. Biz mafya mıyız? İş adamıyız. Ben de böyle şoförle kendime dümen tuttum, ceza basmadan uzuyorum. Bilmez miyim Ekrem abim, bilmez miyim? Bir de şu kardeşini kırmayıp güzellik yaparsın. Allah razı olsun abi. Eyvallah aslanım, eyvallah. Cansınsın, can. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bir Atakan'la Konuşa Konuşa programımıza daha hoş geldiniz. Bugün Abidin abim yanımda, namı diğer Ekrem abi. Abim hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Nasılsın abim? Daha iyi olacağımız günleri bekliyoruz inşallah. Şöyle yerime geçeyim. Öncelikle şu deprem vesilesiyle bütün Türkiye'mizin, bütün insanlarımızın başı sağ olsun. Yaşayanlara, yaralılara geçmiş olsun, acil şifa diliyorum. Amin abi. Devletimize de Allah güç kuvvet versin. Milletimizden de Allah milyon kere razı olsun. Çünkü müthiş bir kenetlenmeydi, müthiş bir yumruk olmaktı, birlik olmaktı. Türk milletinin de en güzel tarafı bu zaten. Evet. Her zor günde herkes tek kişi oluyor. Evet abi. O yüzden milletimle bir daha gurur duydum bu dönemde. Rabbim en küçük yarayla tedavi olmalı nasip etsin inşallah. Doğru diyorsun abi. Abi ben normalde Kocaeli'de yaşıyorum. Kocaeli 99 depremini gördüğü için çok ciddi bir şey vardı. Yardım vardı yani. İnanılmaz bir talep varmış o tarafa doğru gidip de yardım edenler tuttu. Her gün 15-20 tır çıktı. Orada da çok ciddi bir deprem olmuştu ya 99'da. Evet. Kocaeli gerçekten işte başkanından tuttu. Herkes gitti orada. Elinden geldiğince maddi manevi yardım etmeye çalıştı. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık ama hakikaten zorlu günler geçiriyoruz. Evet. Abi böyle bir programa geldiğin için, beni kırmadığın için çok teşekkür ederim öncelikle. Çok sağ olasın. Şimdi Colpecino Fex diye bir Instagram sayfası var. Hem oradan hem de benim kendi Instagram sayfamdan hikaye attık abi. Sana sorular sorduk Abidin abicim. Bu sorular var. Onun haricinde ben sorulara geçmeden önce sen nasılsın? Senin keyfin, sıhhatin, halin, vaktin nasıl? Bunu merak ediyorum. Sağlığım iyi elhamdülillah. Keyfim yok. En az senin kadar, en az evet. Ülkemdeki herkes kadar. Tabii ki şöyle düşünün ya, bütün televizyon kanallarında hiçbir dizi yok, magazin yok, hiçbir şey yok. Çünkü biz bütün ülke olarak deprem bölgesine kenetlendik. Hep iyi bir haber almaya çalıştık ama artık iyi haber dönemi geçti. En azından cenazelerimize ulaşalım derdine düştük şimdi. Rabbim orada olanlara, orada mücadele edenlere, özellikle kolluk kuvvetlerimize, Kızılay'a, AFAD'a, kim varsa oralarda bu işin mücadele eden herkese Allah kuvvet versin, Allah onlardan razı olsun. Biz buradan izliyoruz, bu kadar acı çekiyorsak onları hayal bile edemiyorum. Evet abi. O yüzden keyif olmaz bizde, hiçbirimizde. Ama sağlığım yerinde elhamdülillah. Aman abi, sağlığın yerinde olsun. Çok şükür. Abi, ben seni çok merak ediyorum. Yani ilk Kurtlar Vadisi'nde görmüştüm ben seni. Ondan sonra tabii Colpacino'daki rolünle zaten hepimizin gönüllerine taht kurdun. Ben yani hayatımda en çok bir filmi bu kadar tekrar etmişimdir, tekrar tekrar izlemişimdir. Abi inanılmaz güzel sorular da var. Sen anlatır mısın? Oyunculuk hayatın nasıl başladı? Nerede doğdun? Nasıl büyüdün? Kısaca böyle bir hayatından özet geçebilir misin? Ondan sonra sorularımıza geçeriz. Ben 1 Eylül 1966'da Rize'nin Ardeşen Lisesi'nde doğdum. İlkokul son ya da ortaokul başları gibi başladı. Yani tiyatro eğitimim, hayatım. Epey zaman sonra 2002 yılıydı. Ardeşen Devlet Hastanesi'nde elektrik teknisyeni olarak çalışıyordum. Ömer Lütfü Mete, Allah rahmet eylesin, gazeteci, yazar, aynı zamanda senarist. Bana ulaştı, dedi ki Kurtlar Vadisi diye bir dizi çekeceğiz. Bize orada otomatik atap ile bir kuru sıkı tüfek lazım. Ardeşen'de silah fabrikası var ya. Evet. Bunu orada yaptırabilir miyiz dedim. Ömer abi, yapılan bir şeyse yapalım. Sen istedikten sonra yapamadık. Sürümüz yok. Yaparız. Evet. Ben daha konuşmadan adam atladılar, geldiler. Aradılar, böyle böyle. Neyse buluştuk, gittik. Fabrikada konuştuk. Mühendisler dedi ki, bunu yaparız. Ama bu süreç ister. Yani biraz zaman alabilir tabii. Bu işin proje aşaması var. Kalıp aşaması var. İzinler var. İçişleri Bakanlığı'ndan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan, efendim söyleyeyim, makine kimliğinden, şurada mı? İzine gerekiyor. O zaman da o silahın ithali yasak. Yani kuru sıkı otomatik.
Tabii onların da o kadar süresi olmadığı için beceremedik. Hmm. Olmadı yani. Ama sağ olsun onlar yine de dediler ki madem tiyatro eğitiminde var. Gel seni bu size birkaç bölüm oynatalım senin için de bir hatıra olsun. Evet. Ben de bir ay iznim vardı hastaneden. Bir ay iznimi aldım geldim. Ben zannediyorum ki ben 90 küsur bölüm oldu ama değil mi? 97 bölüm. Evet. Ben zannediyorum ki ben geleceğim diyeceğim ki geldim akşam yazacaklar sabah 6'da çıkacağız. Ama dünya öyle değil tabii öyle çalışmıyor. Evet. O süreçte işte başka bir tarafa gönderdi beni Ömer abi sağ olsun. Hem seti öğrenilsin. İşte televizyon oyunculuğu başka bir şeydir. Tiyatro gibi değil. 7. bölümü başladım ben. Ondan sonra 90. bölümü kadar devam ettim. Evet. İyi de bir şey oldu. Çok evet. Kendi isminle oynuyordun orada. Çapsız evet. Abidin falan güzel espriler dönüyordu. Gerçekten rolün de çok güzeldi. Severek takip ediyorduk, izliyorduk o dönemlerden beraber. Sonra Kolpaçino olayı nasıl oldu? Hazreti Yüce Hazretlerine çıktık. Beykoz'a dua için. Şafak'la karşılaştım, Şafak Sezer'le. Allah selamet versin. Biraz sohbet babet dedi ki, abi dedi, ölüyü oynar mısın? Dedim, Şafak, ölüyü oynamak ne demek yani? Ölüyü ben nasıl oynayacağım yani? Abi işte bir adam var, ölüyor falan filan, böyle bir sinema filmimiz olur dedim. Sonra işte bir şeyler de yazalım diye düşündüler. Öyle başladı, iyi de çıktı çok şükür. Evet. O zamanlar domuz gribi vardı işte, çok insanlar kapalı yerlere girmiyorlardı. Belki kişi önünde çok şanslı olmadı ama bana göre son 30 yılın en iyi komedi filmi oldu. Evet, evet. Kesinlikle abi, kesinlikle öyle. Zaten Kolpaçino ile ilgili birçok soru da var. Abi ben bir duyum aldım. Bilmem doğrudur, bilmem yanlıştır. Kolpaçino'da sırrı vardı senin kardeşin. Hı. Cezaevinden yeni çıkmıştı. Sen öldükten sonra özgürlerin başına kalıyordu. O iş sırrı işin içine giriyordu falan filan. İş karışıyordu. Hı. Sanırım sırrının cezaevine girmeden önceki bir filmi çekilecekmiş. Yazılıyor. Evet, evet öyle bir senaryo varmış. Doğru. Benim bir yerlerden duydum bunu abi. Orada Şafak Sezer vesaire siz yine bir ekip mi olacak? Kolpaçino ekibi gibi bir ekip olacak. Sırrı cezaevine girmeden önce sen ölmeden önceki durum anlatılacak. Aynen öyle. Vay. Çok güzel olacak. İnşallah bakalım. Peki bunun yayınlanma sürecidir işte senarist ne aşamada abi? Şimdi senaryo bitmek üzere. Belki de bitti revize durumunda. Sevgili Polat Yağcı bu işin yapımcısı olacak. Allah nasip ederse. Bu işte Aydemir abi de olacak. İşte Şafak zaten olacak. Biz olacağız. Serkan Şengil olacak. Yani belki Ömer Kurt. Onun gibi bazı insanlar ama önemli insanlar. Kolpaçino'yu sırtlayan isimler olacak. Evet. Ben çok iyi bir şey çıkacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü o zaman hiç antrenmanımız yoktu. Şimdi artık profesyoneliz. Evet. Kolpaçino konusunda. Millet olarak. Yani. Evet abi aynen öyle. Ya yüz binlerce insan hazırda bekliyor. Yeni serinin, yeni videonun gelmesi. Milyonlarca. Milyonlarca evet. Yüz binler bile az kalır abi. Bir de bunu ona çarp. Niye ona çarp? Daha ben en az 10 defa izlediğimin altında bir rakam duymadım. Ben de öyle abi. Belki 100 defa, belki 200 defa. Yani. Ya böyle bir şey olamaz abi. Senin ne var ya röportaj yapmak, şöyle oturup sohbet etmek inanılmaz keyifli yani. Sana gerçekten tekrardan çok teşekkür ediyorum. Rica ederim kardeş. Şimdi abi buradaki sorulara geçebilir miyim? İstediğin yere geçebiliriz. Canlandırdığı Kurtlar Vadisi karakteri hakkında ne düşünüyor Abidin abimiz demiş. İyi bir arkadaştı Allah rahmet eylesin. Ama işte parayı kopardıktan sonra kalkıp gitmenin de çok anlamı yok. Ha işim var Hüseyin kardeş. Şey o değil. Kurtlar Vadisi'ndeki. Ha Kurtlar Vadisi ne diyor? Bir daha baştan soruyalım. Abidin abimizin canlandırdığı Kurtlar Vadisi karakteri hakkında ne düşünüyor? 10 numara bir karakterdi. Çok sevdiğim bir karakterdi çünkü bana çok benziyordu. Oradaki Abidin buradaki Abidin'den çok farklı değildi. Sadece o mafyaydı ben değilim. Evet. Ama inançlıydı, devletine çok bağlıydı. Abi dediği adama inanılmaz bir şekilde sadıktı. Evet. Böyle insanların sayısı çok az bu ülkemizde. O yüzden çok sevdiğim bir karakterdi. Çok severek canlandırdım. Evet abi. Aynı soruyu arkadaş Kolpaçino için sormuş. Kolpaçino filmindeki Ekrem abi karakteri hakkında ne düşünüyor? Ekrem abi güzel bir abi ama kumarda yeterince jargona uygun davranmıyor. Çünkü parayı aldığında zardan düşmeden kalkıp gitmeye kalkıyor. Rajon öyle değil mi? Racon öyle olabilir ama jargon öyle değil. Hmm. Jargonda zardan düşmek gerekiyormuş. Hmm. Racon'da kalkabilirsin. Kimse devam etmek zorunda değil ama jargon öyle değil. Peki yani siz bu sahneyi çekerken herhangi bir kumarbazdan vesaire taktikler aldınız mı yani? Tabii ki aldık. Daha önce peki hiç biz böyle... Nereden bilelim barbutu marbutu? Değil mi? Geldiler bize profesyoneller anlattılar meseleyi. Bir de gittik Kıbrıs'ta gözlem yaptık. Oo. Tabii. Bayağı bir ciddi bir altyapı varmış aslında orada. Ekrem abi mafya mı, iş adamı mı?
İkisi de değil. Ya da ikisi. Ya da ikisi. Yani öyle bir iş adamı yok. Öyle bir mafya da yok. İkisinin harmanı diyelim. İkisinin harmanı. Peki Ekrem abi, Hüseyin olayında kim haklı? Aslında Hüseyin haklı. Hüseyin haklı değil mi? Ama saygısız davrandı. Hüseyin değil mi saygısız davrandı? Tamam, bu adam kalkıp gitmemesi lazım ama sen de biraz abindir, büyüğündür ya, biraz idare et, ne var yani? Evet. Değil mi? Tabii. Abi he, bak bu da çok önemli bir soru. Neden önce silaha sen davrandın? Şimdi, abi oradan sigaradan bir fırt almasan indiriyordun Hüseyin'i. Allah rahmet eylesin. Film başka yere gidiyordu. Allah rahmet eylesin. Hüseyin Anadolu'na çok iyi bir oyuncuydu. Evet. Her şeyden önce. Ben silahı belimden çıkardım. Hüseyin'in gömleğine takıldı sanıyorum. Bir türlü çıkaramadı. Kazak veya hangisi de bir hatırlamıyorum da. Ona zaman kazandırmak için ben bir fırt daha çekeyim dedim. O sahne öyle çıktı. Hani beni bir vursun diye. Ama orayı kullanmışlar. Güzel de bir şey çıktı. Çok güzel olmuş abi. Şöyle bir şey çıktı. Sigara öldürür. Sigara sana ve yakındakilere de zarar veriyor. Yanındakini de öldürüyor. Tabii. Evet. Kolpaçino'nun yeni filminde görev alacak mı? Abidin abimiz demiş. Evet. Ama Ekrem abi öldü. Ölmeden önceki hayat var biliyorsun. Buna televizyon sinema filminde flashback diyoruz. Hı hı. Nasıl yazdılar bilmiyorum da Ekrem'i ölmeden öncesini anlatacaklar. Ölmeden önce yaşıyor insan yani. Yani aynen anladım. Peki bu sosyal medyada yapılan Kolpaçino mizahlarını görüyor musun ve bunlara gülüyor musun? Çok fazla mizah yapılıyor abi. Çok yapıyorlar. Çok da gülüyorum. Çok zekice, çok başarılı. Evet. Çok başarılı işler yapıyorlar. En azından mesela atıyorum, bir cenaze mesajı paylaşıyorum. İşte Allah rahmet eylesin falanca kardeşimiz Hakk'a yürüdü falan. Kimin cenazesine gideceğimi sana mı soracağım aslanım? Aynen. Sana mı soracağım aslanım? Çok iyiydi be abi. Abi Kolpaçino Fext Instagram hesabına da buradan selamlar, illa bir arkadaşımız yazmış. Selam söylemeden geçemeyiz. Şurada kendi kamerama onlara bir selam gönderelim. Bir tane daha selam var. Fransa'dan bir takipçimiz var, Emir abimiz. Ona da çok selam söyleyelim. O da illa olmazsa olmaz bir eski takipçilerimizden. Seni de çok seviyor abi. Sağ olsun. Peki Abidin abicim, oynadığın film karakterleri arasında en sevdiğin karakter hangisiydi? Sinema filmi olarak Ekrem sevdiğim bir karakterdi. Dizi olarak da Karagümrük Yanıyor dizisinde Mahmut diye bir karakter vardı. Onu çok içselleştirmiştim. Bir de şimdi oynadığım TRT1'deki dizim Alsancak'ta Vedat diye bir karakter, onu da çok seviyorum. Severek oynuyorum. Yani. Benim kanalımı çok fazla genç sporcu takip ediyor. Hı. Yani çok genç bir kitlemiz var. Böyle gençlere verebileceğin hayatla ilgili tavsiyeler varsa, seni de çok fazla tutmayalım abi. Genç önce kendinin ne anlama geldiğini bilecek. Genç 4 harftir ama o kadar kolay bir mesele değildir. Genç ülkenin umududur aslında. Gelecektir genç. Genç sanayidir. Genç uzaydır. Genç teknolojidir. Genç yönetimdir. Genç iktidardır. Genç devlettir. Genç her şeydir. Askerdir mesela. O yüzden günümüz gençlerinde hani Z kuşağı diye bir şey uydurmuşlar. Z kuşağı diye bir şey olamaz. Öyle bir dünya yok. Çünkü Türk milleti Avrupa standartında bir millet değil. Biz asker bir milletiz. Ve biz ataerkil bir toplumuz. Biz örf ve annelerimizin önüne hiçbir şey koyamayız. O yüzden daha Türk yaşamak lazım. Daha örf ve annelerimize bağlı yaşamak lazım. Çok spor yapmak lazım. Uyuşturucudan, sigaradan, alkolden ve avarelikten uzak kalmak lazım. Çünkü koşturmak çok önemli. Koşturmak boş durmaktan çok çok daha iyidir. O yüzden gençlerimiz mutlaka üretsinler. Benim çocukluğumda bizi eve sokmak için dayak atarlardı annelerimiz, babalarımız, kulağımızı çekerlerdi. Şimdi çocuklarımızı evden çıkaramıyoruz. Evet. Bu internete tapmışlar adeta. İnsanın yaptığına insan tapar mı? Yapmasınlar. Çok boşa akan bir zaman var burada. Tabii. Zamanı doğru değil. Evet, internete girme demiyorum. Gir, merak ettiğin bir konu var. Girersin, bakarsın, edersin ama bağımlı olmak kötü bir şey. Her konuda bağımlılık kötü bir şeydir. Kesinlikle. O yüzden üretsinler, spor yapsınlar, araştırsınlar, doğru hareket etsinler
Önce Allah'a, sonra devletlerin inansınlar. Tabii. Çünkü Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Görüyoruz dünya konjonktüründe. Biz iyi bir ülkeyiz ve çok iyi yerlere doğru gidiyoruz. Bu gidişimizin varacağımız idarecileri gençlerimiz. Evet. O yüzden kendilerini o günlere hazırlasınlar. Doğru abi. Abi şimdi benim yaşım genç ama benim bulunduğum yöreyle alakalıdır belki Tekirdağ'da. Bizi sabah 9'da 10'da küçükken çocukken 10'lu yaşlardayken salarlardı evden. Akşam saat 10'a 11'e ondan önce gelmek yok eve. Dışarıda kendin ne bulduysan onu yiyeceksin. Hangi ağaçta erik var, hangi ağaçta şeftali var. Akşama kadar karnımızı doyurur gezerdik. Şimdi ebeveynlerden, aileden bahsetmişken bununla da bir soru sorayım. Ebeveynlere düşen sorumluluklar nelerdir aileye peki bu gençlere iyi örnek olabilmek için ya da onların daha iyi yerlere gelebilmesini sağlamak? Takip. Teknik kontrol. Mesela günde birkaç defa arayacaksın. Nasılsın, iyi misin, ne yapıyorsun? Neredesin, saat kaç değil? Nasılsın, neredesin, ne yapıyorsun? Evet. Kontrol. Ama asla güvensizlik yapmayacaksın. Yani atıyorum, beni bir görüntülü ara bakayım. Değil. O değil. Hani sana güvenmiyorum değil, sana çok güveniyorum. Minvalinde konuşmak lazım. 18 yaşının üstündeki gençlere sorumluluk vermek lazım. Onlara güvenmek lazım. Aç bırakmamak lazım. Azarlamamak lazım. Çünkü bir söz vardır. Aç bırakma arsız olur. Hırsız olur. Çok söyleme arsız olur. Saygıyı, mesafeyi çok iyi korumak lazım. Babayla evlat asla arkadaş olamaz. Hani ben oğluma arkadaş gibiyim. Yalan. Olma. Öyle olmaz. Mesafe olacak. Mesafe olacak. O mesafe çok önemlidir. Duvarsız bina sağlıklı olmaz. Babayla arasında bir duvar olacak. Ama asla yalan olmayacak. Yalan hani aile içinde çok tehlikeli bir şeydi yalan. Atıyorum kahve içmemem gerekiyor. Ne içiyorsun dediğinde çay içiyorum demeyeceksin. Kahve içiyorsan ya bir şey içmiyorum diyeceksin. Bir konu değiştireceksin ama yalan söylemeyeceksin. Çünkü aile içine yalan girerse her şey mübah oluyor ondan sonra. Şık olmaz. O yüzden anne baba otokontrolü sağlayacak ama incitmeden ve güvensizlik yapmadan. Evlat da anne babasına asla saygısızlık yapmamalı ve asla yalan söylememeli. Doğru söylüyorsun abi. Atakan kardeşim anladığım kadarıyla soruları bitirdik. O zaman hakkınızı helal edin dostlar. Benim röportajım biter. Ekrem abi 5 dakika daha çekseydik ya. Ne zaman gideceğimi sana mı soracağım aslanım? Abi benim payım. Şimdi çayınız varsa bir demli çay içerim.